Evet, 24 Saat Futbol severler merhaba, ben Koray Güçlü, YouTube kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Dün çok önemli gelişmeler olduğunu, Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri söylemiştim. Bugün daha da önemli gelişmeler var. Bu gelişmeleri sizlerle an ve an paylaşmak istedim. Şu an için çok önemli bir durum var. Ünlü menajer Ferrero Pompeo. Bu menajeri de kısaca söyleyeyim, Hulk'un, Godin'in, Mandzukic için, Kalin için menajerliğini yapan önemli bir isim. Avrupa piyasasında da birçok ismi çok net tanıdığı bir menajer. O şu an Türkiye'ye geldi ve açıkça da söyledi, üç büyüklerle görüşme halinde olacağım diye. Özellikle söyleyeyim, bu dört isimden üçü için Fenerbahçe'nin de bir görüşmesi olacak. Emre Belezoğlu bu görüşmeleri yürütecek. Godin gibi böyle dominant bir stoper istiyor Fenerbahçe, biliyorsunuz. Olursa mükemmel olur. Açıkçası ben çok zor olarak söylemiştim ama sıcak gelişmeler yaşanabilir. Godin için inşallah da olur, bence mükemmel bir defans oyuncusu çünkü. Mandzukic kolay değil çünkü Mandzukic'in isteklerini de tekrar belirteyim. 4 milyon euro garanti para, 10 bin euro maç başı, imza parası ve net 2 yıllık maaş istiyor. O yüzden çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Hulk biliyorsunuz Çin'de inanılmaz bir para alıyordu. Ama Avrupa'da futbola geri dönmek istiyor. Onun da Mandzukic'e çok yakın açıkçası istekleri var. Yani diyeceksiniz, Fenerbahçe bu transferleri nasıl yapabilir? Nasıl yapabilir? Fenerbahçe bu transferleri bir sponsor aracılığıyla yapabilir. Böyle bir durum da olabilir ama şu an için açıklanmasını doğru bulmuyorum. Ama iyi takip edenler yakında bunu öğrenebilir ya da anlayabileceklerdir. Kalinç için de Beşiktaş'ın, özellikle Sergen Yalçın'ın çok büyük bir isteği var. Onu da belirteyim. Son olarak Lemos'u çok sordunuz bana. Twitter hesabımdan Lemos'la anlaşıldı. Aslında Las Palmas'la da anlaşıldı ama Fenerbahçe ana, yani kısacası tabiri caizse baba bir stoperi alıp ondan sonra ikinci stoperi almak istiyor ki Zanka'yı da elden çıkarmak istiyor. O yüzden öyle bir durum var. İkinci isim Darri. Biliyorsunuz Fenerbahçe hazırlık maçında da oynadı, iyi de oynadı. Darri şu an yani Fenerbahçe'nin Erol Hoca'nın veto ettiği isimlerden. Öyle söyleyeyim, şu an Darri ile ilgili bir durum olmayacak ve Alparslan Öztürk. Fenerbahçe eğer bazı isimlerle yollar ayırırsa Alparslan Öztürk'ü tekrardan gündemine alabilir. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. Daha başka Perotti durumu hala aynen devam ediyor. Stabil bir gelişme yok. Onu da söyleyeyim. Yani Perotti kesin anlaştı diyen abilerimiz var, arkadaşlarımız var, gazeteci, ama ben kesin bir anlaşma olmadığını net şekilde söyleyebilirim size. Ve son olarak kaleci durumu. Dün de söylediğim gibi Asmir Begoviç Fenerbahçe'ye önerildi. Ama Fenerbahçe'nin şu an için Harun ve Altay'la devam etme ihtimalinin daha yüksek olduğunu görüyorum. Durumdan dolayı, mevcut şartlardan dolayı. Başka transfer için Doğukan Sinik çok soruldu bana, onu da söyleyeyim. Onun için takasta çok önemli isimler istiyor Antalyaspor. O yüzden kolay görmüyorum. Aslında bakarsanız kiasi kanaatim çok da gerekli olduğunu da düşünmüyorum. Şu an için Doğukan'ın iyi bir oyuncu ama Fenerbahçe'nin gereklilikleri çok net. İki tane stoper. Bence kanatlarda Geri Rodriguez'i performansını beğenmeyen biri olarak kesinlikle Perotti artı bir kanat diyorum ben. Çünkü Ferdi ve Sinan var. Tiam var ama ben gene de bir tane daha olması gerektiğini düşünüyorum. Ve Muriç'in durumu. Muriç'in durumu arkadaşlar. Muriç gördüğünüz hazırlık maçında da oynamadı. Muriç Fenerbahçe'de şu an hani misafir denilir ya, misafir. Bir olur, 3 gün olur, 4 gün olur ama elbet gidecek Muriç. Ener Valencia haftaya gelebilir. Ama şahsi kanaatim, tekrardan burada da söyleyeyim, Ener Valencia'nın Fenerbahçe'nin ana santrafor olarak geleceğini asla düşünmüyorum. Yardımcı ikinci santrafor olarak gelebilir. Başka Allah yar Seyitman'ın içinde Adanaspor'un ve Ankaragücü'nün isteği var. Zanka büyük ihtimalle gidecek. Zayt ise Benevento'nun çok düşük rakamlı bir teklifi var. Ve son olarak Frey'i soruyorsunuz. Frey de kendi ülkesinden Sion'un 400 bin euro sadece bir bonservis bedeli ödeyebiliriz diye bir teklifi geldi ama Fenerbahçe onu açıkçası ciddiye dahi almadı. Durum bundan ibaret. Bundan sonra YouTube'da daha çok beraber olacağız. 24saatfutbol.com'a da bu videolar atılacak. O yüzden YouTube hesabımı, Koray Güçlü hesabımı takip ederseniz çok sevinirim diyorum ve herkese iyi hafta sonları, iyi pazarlar diliyorum. Görüşmek üzere, bay bay.